beraber, adamlarıyla beraber kaldıkları zaman kalu inna ma'akum, biz sizdeniz. Biz onlarla alay ediyordun. İnne ma nahnu mustehziun. Bakınız. Biz onlarla alay ediyorduk. Mustehziun. Gülüyorduk, alay ediyorduk. İşte münafıklar hakkında Allah tebareke ve teala diyor ya. Felyadhaku qalila. Az gülsünler bakalım. Az gülsünler bakalım. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Az gülsünler bakalım. Az gülsünler. Bu yaptıklarından ötürü çok ağlayacaklardır Allah diyor. Bizzat ayeti indiriyor münafıklar hakkında Allah tebareke ve teala. Allahu yestehzi'u bihim. İnnemâ nahnu mustehzi'un diyorlar ya, biz onlarla alay ediyoruz. Ama Allah diyor ya, işte onları görüyor ve biliyor. Allahu yestehzi'u bihim. Asıl onlarla alay eden Allah'tır tebareke ve teala. Dünyada gülün bakalım. Keyfinize bakın. Yani sefa çekin bakalım. Ama ahirette çok ağlayacaksınız. Çok ağlayacaksınız. Allah tebareke ve teala buyuruyor, demek istiyor. Allah yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tugyanihim ya'mahun. Allah onlara fırsat veriyor. Mühlet veriyor. Siz bakalım dünyada yaşayın bakalım, ama ahirette hiçbir hazınız yoktur. Tugyanihim ya'mahun. Onlara zaman tanıdı. Sonunda öyle yakaladı ki bir yakala işte onları cehenneme attı. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ. İşte bir içi girmediği, bir insanları da bu şekilde anlaşılır yine. Bir insanları yakaladığı zaman fena yakınır Allah tebareke ve teala. Ondan sonra yakaladığı gibi cehenneme atar. اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَد۪يدٌ. Öyle alır ki alçaltıcı, zillet verici bir azapla orada karşı karşıya kullarını beklemektedir. Dolayısıyla bir mümin, bir Müslüman dünyada hakkıyla Allah'a iman ettikten sonra ben bugün Allah için ne yaptım? Kara kara düşünmesi gerekiyor. Değil mi? Bak Kur'an her şeyi anlatıyor. Bu bir hüccettir. Yarın ya Rabbi ben duymadım. Kimse bana nasıl sana kulluk edeceğimi kimse bana göstermedi ya Rabbi dememek için Allah tebareke ve teala Resul gönderdi. Kur'an indirdi, elçiler gönderdi. Bak ey kulum, sana hüccet olarak gönderdim. Neden? Akletmedin, niçin iman etmedin, neden tefekkür etmedin, ha? neden فَاِنِ تَذْهَبُونَ. Bu gidişler ya, مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Nasıl hüküm veriyorsunuz Allah buyur birçok ayette. İşte o insanlar ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى. O münafıklar var ya, onlar dalaleti nasıl, bakınız, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اِشْتَرُوا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى. Hidayet, hidayet karşılığının hidayet, hidayetin karşılığı sapıklık olarak satın aldığını görmekteyiz diyor Allah. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اِشْتَرُوا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى. Yani hidayete karşılık sapıklığı tercih ettiler Allah diyor. O zaman فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Bu yapmış oldukları ticaret kesinlikle kazançlı olmamıştır ve cehennemi boyladılar. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Ve hidayete ermiş değiller. Niçin? Çünkü dünya hayatını ahirete tercih ettiler. İşte bundan dolayı nedir? Cehennemi boyladılar. İşte abilerim, Allah tebareke ve teala geçmiş kavimlerin, geçmiş insanların hayatlarını bizlere bildiriyor. Yani bunlar masal için değil, hikaye olması için değil ya, ibret almak için. Ey kullarım bakınız, geçmişte bu insanlar gelmiş ve tevhid onlara anlatılmış ve onlar reddedilmiş, reddetmişler birçok kavim. Ta ki Nuh Aleyhisselam'dan günümüze kadar kimleri iman etmiş ama çoğu inkar etmiş. Eğer siz de inkar yolunu seçerseniz Allah tebareke ve teala bu kavimleri nasıl helak ettiyse sizi de, size de
sizi de helak eder diyor Rabbim Tebareke ve Teala. Bu şekilde birden 16'ya kadar almış oluyoruz. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Meteluhum ke meselillezi istevkade naran ayeti alıp ve bu şekilde gidebildiğimiz yere gideceğiz inşallah. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle affeyle, yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle, son nefesimizde